gibi bir şey değil mi? Mızrabı görünce vallahi kendimi bir an Midyat'ta sandım. Bu örtüyü de getirdim ki küçükken su başına giderdik yani. Onun gibi olsun diye. Nasıl da mahzunlaşmış. Yok canım, ne alakası var? Seni gördü ya, kuzu gibi baksana. Çok şanslısın Zilan. Düşünsene, mızrabı ta oradan alıp buraya getirmiş. Sen seviyorsun diye. Sen mutlu olasın diye. Sevmek de yalan, sevilmek de. Şimdi sen bu iş Hazar'la benim aramda diyeceksindir. Hiç değil. Öyle olsaydı seni buraya kadar yormazdım. Bir insanı değerlendirmek için tek ölçü vardır kızım. Akıl. Aklını kullanan kazanır. Diğerleri kaybetmeye mahkumdur. Vaziyetin zorluğunu takdir ediyorum. Ancak bunu düzeltmek senin elinde. Senin için en iyi yol bu çocuğu doğurmaktan vazgeçmen. Neticede bu çocuk bir aziz oğlu olmayacak. Toplumca da evlilik dışı kabul edilecek. Kolay değil. Bu yükü kimse kaldıramaz. Bu meseleyi kapat. Ailenin yanına dön. Seni iyi bir işe yerleştiririm. Masraflarını da karşılarım. Hayatına bir çeki düzen veririz birlikte. Yoluna devam edersin. Hazar bebeği kabul etti. Sorumluluklarını yerine getirecek. Bana söz verdi. Hazar ne derse desin, bu gayrimeşru bir çocuk. Öyle yaşayacak ve öyle anılacaktır. Peki, ailen biliyor mu durumunu? Bilmiyorlar. Bak gördün mü? Alnın açık böyle böyle oldu diyebilir misin? Nasılsa yarın öbür gün öğrenecekler. Bir evladın ana babaya yapacağı en büyük kötülük de bu olur. Anneni babanı üzmeye hakkın yok. İsmini kötüye çıkarıp aileni rezil etmek niyetinde misin sen? Huh?